vatandaş olarak yine Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. İnadına. Sizce gidilmeli mi? Yoksa... Hangisi fark etmez. Zaten de kazanmış adam. Ya. Kazanmış hakkını vermiyorlar yani. Geçen sefer AK Parti kazandı. İtiraz ettiler CHP. Kabul olmadı. Şimdi niye kabul oluyor? Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki seçimlerde baştan asla usulsüzlük vardır. Dedi. Allah ama 16 bin oy farkıyla kazandı. Devlet bunlarda ablacığım, her şey bunlarda. Bunlar nasıl olur ki? İmkanı var mı yani? Sizce kazanan mı? Kazanan Ekrem İmamoğlu. Zaten bunlar şımarmışlardı. Yani bütün... Yeniden sayım sürecinin uzatılmasının sebebi ne olur? Sebebi büyükşehri boşaltıyorlar. Büyükşehir belediyeyi boşaltıyorlar. Ondadır. Başka bir çare yok. Halkın demesiyle oluyor. Orada oylar sayılsın. Tabii oylar sayılsın. Gerçeği kiminse olsun başkan ya. Şu anda bile Muş'u kabul etmiyor. Binali Bey çıktı. 3000 oyla kazandım dedi. Meşru. Cumhurbaşkanı çıkıyor. 15-16 bin oyla kazanılmaz diyor. Bu nasıl bir şey? Ya biraz vicdan lazım değil mi? Doğru her yerde doğru. Sana da doğru, bana da doğru. Tamam yani. Tersten saydılar olmadı, düzden saydılar olmadı, aşağıdan yukarı olmadı, yukarıdan. Yani biz nasıl olacak bu? Mezmatamızı istiyoruz abla. Biz mezmatamızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Hak olan bir şey istiyoruz. AKP ülkeyi ipotek altına almıştır, rehin almıştır. İstediğini yapıyor, istediğini yapmıyor. İşin özeti budur. Teşekkür ederim. Peki sizce İBB'nin kazananı belli yani? Belli tabii ki belli. İlk geceden belli, tavırlarından belli, Anadolu Ajansı'ndan belli, Yüksek Seçim Kurulu'ndan belli. Seçimleri durduran onlar, veri akışını durduran onlar. Aptal mıyız biz ya? Aptal mı? Baksınlar yani ya. CHP kazanmıştır. Kesinlikle bu böyledir. YSK'nın biliyorsunuz oylar yeniden sayılıyor. Evet. Sürekli itiraz ediliyor. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani daha önceki seçimlerde niye itiraz edilmedi? İmamoğlu'dur. Kesinlikle İmamoğlu'dur. Vallahi Ekrem İmamoğlu önde. Zaten sayı olarak da önde. Kazanacak da direnmeleri belli zamana kadar olur. Ondan sonra biz de zaten Haydarpaşa Lisesi'nde epey bekledik. Cumhuriyet Lisesi'nin önünde epey de grup şu anda da var tahmin arkadaşlardan. Yani kazanacak sonunda. Ne kadar direnirse dirensin. 3000 14000 oy farkıyla kimse kazandım havasına girmesin. Onlar nasıl kazanıyorlar? Ağrı'da nasıl kazandılar? Kars'ta işte nasıl kazanılıyor? Bir sürü yerde var. Kazanılır yani. En sonunda kazanılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün dedi ki 13.000, 14.000 oy farkıyla kimse kazandım havasına girmesin dedi. Sizce 13.000, 14.000 oy farkı alan kişi kazanmış olmaz mı? Olmaz mı? Bir oy fark alan da kazanır. Bir oy alan da kazanır. Yani 99 olur, biri 99 olur, biri 100 olur. 100 olan kazanır. Ekrem İmamoğlu. Ama katakullalara eğer yenilmeyecekse Ekrem İmamoğlu. Eğer bugüne kadar hep seçim kazanan kendileri, genel seçimlerden bahsediyorum, hiçbir itiraz kabul edilmedi oy sayımları ile ilgili. Eğer o zaman da kabul edilseydi bu işi düşünmeyecektim ama şu anda düşüncem böyle. İmamoğlu kazandı. Peki bu YSK'da devam eden süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Oylar yeniden sayılıyor falan. O geçti Kariko. O geçti. %90 o kazandı. Hala onlar yalvarıyor, karıştırıyorlar, ediyorlar. Ama imkansız. Kazandı yani. Yani kör değiliz. Hiçbir vatandaş aptal değil. İndiriyorsunuz. Sağcısı da solcusu da. İndirmeyen bir tane adam gördüm ben. Cebellezu. İndirmekle kastım bu. Ben bir tane gördüm, bir komünist adam galiba doğuda bir yerde. Tunceli'de mi nerede bir yerde tam bilemiyorum vilayetini. İsmini bilmiyorum adamın. Komünist. Fikir olarak benim fikrime tam zıt bir adam. Ama takdir ediyorum adamı. Neden? Adam traktörle tarlada çalıştığı su parasını bilmem neye düşürmüş aldığımız duyumlara göre. Ya halk adamı ya. Niye siz yapamıyorsunuz devlet arkanızda olduğu halde bu şekilde ya? Valla seçim gayet güzel geçti. Halkımız istenilen kıvamda, istenilen medeni vaziyette seçimini yaptı. Ve seçiminde İmamoğlu kazandı. Bunun artık amacımı yok. Bunu kabullenmek lazım. Eğer kabullenmeyen olsa şöyle söyleyeceğim. Daha başında oylara itiraz edip de şerk oy saydılar. Bunlar sayılsaydı daha iyi olurdu.
sürekli sayılmasını, 38 ilçede tekrar, ben doğru bulmuyorum. Daha önce hiç böyle bir şey yapılmamıştı. Katılmıyorum yani böyle bir şeye.